Merhaba çocuklar. Hadi bugün biraz da gökyüzüne bakalım. Bakalım oralarda neler var. Gökyüzünde birçok gök cismi vardır. Bunları ileride okula gittiğinizde ayrı ayrı öğreneceksiniz. Ben şimdi size bunlardan üç tanesinden bahsetmek istiyorum. Birincisinin adı Güneş'tir. Güneş, gündüzleri gökyüzünde gördüğümüz parlak, sarı ışıklar saçan bir cisimdir. Bu cisim hiçbir zaman yerinden kıpırdamaz ve kendi kendine yanarak çevresine ısı verir. İkincisine gezegen denir. Üzerinde yaşadığımız Dünya da dahil Güneş'in çevresinde 8 tane gezegen vardır. Bunlar Güneş'in çevresinde dönerler ve ışıklarını Güneş'ten alırlar. Güneş'ten aldıkları ışıkları yansıttıkları için de yıldız gibi görünürler. Geceleri onların parladığını görürüz ama onların farklı farklı özellikleri vardır. Bir de uydu dediğimiz cisim vardır. Bu da ailededir. Dünyamızın bir tane uydusu vardır. Gündüz ve gecenin oluşması için dünyamız kendi çevresinde 24 saatte bir bir tur tamamlar. Dünyanın uydusu olan Ay dünyanın çevresinde bir tur tamamladığı zaman ayları oluşturur daha önce ayların ne demek olduğunu öğrenmiştik. Bunların oluşması için ayın dünyanın çevresinde dönmesi gerekmektedir. Dünya içinde canlıların yaşadığı tek gezegendir. Bu gezegende su vardır. Bu yüzden mavi gezegen denir. Dünyanın atmosferinde oksijen olduğu için canlıların yaşamasına uygun bir ortamdır. Diğer gezegenlerde bu özellik yoktur. Dünyamız aynı zamanda Güneş'in çevresinde de döner ve bu tur 365 gün sürer. Bu aletin adı teleskoptur. Bu aletle gök cisimlerinin hareketleri incelenir. Bugüne kadar Hubble teleskobu en büyük teleskoptu. Ama son zamanda Çinliler FAST adı verilen yeni bir teleskop yaparak gökyüzünü daha iyi incelemeye karar verdiler. Şimdi diğer gezegenleri de bir tanıyalım isterseniz. Merkür Güneşe en yakın gezegendir. En küçük gezegendir ve en hızlı dönen gezegendir. Venüs Güneşe en yakın olan ikinci gezegendir. Merkür'den daha uzak olmasına rağmen daha sıcaktır. En parlak gezegendir. Diğer gezegenler saat istikametinde güneşin çevresinde dönerken Venüs ters istikamette döner. Üçüncü gezegen dünyadır ve dünyamızın özellikleri hakkında bir önceki resimde bilgi vermiştim. Mars dördüncü gezegendir ve kızıl gezegen diye adlandırılır. Bunun nedeni içinde çok demir olması bu bu demirin paslanmasından dolayıdır. Jüpiter bizim güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Sadece gazlardan oluşur. Yani oraya gidebilsek üzerinde duracağımız bir yer bulamayız. Kendi ekseni etrafında hızlı döner. Satürn 6. gezegendir ve çevresinde halkalar vardır. Bu halkalar çok küçük gök cisimlerinin Satürn'ün çevresinde dönerek oluşturduğu bir kuşak gibidir. Uranüs yedinci gezegendir ve ters yönde döner. O da Venüs gibi başka istikamette döner. Neptün Güneş'e en uzak olan gezegendir ve Neptün oldukça yavaş döner. Neptün'ün bir yılı dünyanın 164 yılına eşittir. Evet çocuklar, bizim güneş sistemimizde görünen cisimler ya da gezegenler bunlardır. Bakın çocuklar. Güneşimiz böyle görünür. Çok sıcaktır. Güneşe gitmek imkansızdır. Ve güneş sürekli olarak uzunca bir zamandır yanmaktadır. Bu videoda gezegenlerin hareketlerini görüyoruz. Dikkat ederseniz Venüs ters yöne dönmektedir. Aynı şekilde Uranüs de ters yöne döner ancak onun konumu nedeniyle yatay döner. Biz Samanyolu galaksisinde kocaman bir galaksinin içinde küçücük bir sistemiz. Bizler gibi birçok sistem daha var ve onlarda bilim adamları tarafından her gün yavaş yavaş tespit ediliyor. Bütün gezegenlerin bir çekim alanı vardır. Bu çekim alanına yaklaşan tüm gök parçacıkları o çekim alanında gezegenin çevresinde dönerler. Uranüs'ün çekim alanı o kadar kuvvetlidir ki çevresinde bu küçücük parçacıklar bir kuşak oluştururlar. İşte bu kuşağın görünümü de bu şekildedir. Dünyamızın uzaydan görünüşü bu şekildedir. Üçüncü gezegen bizim dünyamızdır. Yeri ve konumu açısından insanların yaşamasına müsaittir. Ve bu gezegenlerin içinde canlı yaşayabilen tek gezegen dünyadır. Evet çocuklar. Uzay konusu hayli derin bir konu. İleride belki bazılarınız uzay araştırmacısı olacak. Bazılarınız da okulda öğrendiklerini geliştirecek. Bu konuda daha fazla kafamızı karıştırmamak için bu kadar bilginin Size yeterli olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.